Ve sırada uzun yıllar Adana'da inşaat sektörü içerisinde yer alan bir firma var. Firma, müşterilerine sundukları ödeme imkanlarıyla ve kaliteli yaşam alanlarıyla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmış. Şimdi bakalım firma sahibi Ramazan Bey bizlere neler anlatacak? Adana'dan hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü durağımız Yılpet İnşaat. Yılpet İnşaat'ın da önündeyiz şu anda. Ve yanımızda firma sahibi Ramazan Yıldırım var. Ramazan Bey nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, sağ olun, çok güzel karşıladınız, teşekkür ederiz. Ramazan Bey sizle sohbet edeceğiz ama dilerseniz bunu inşaatımızın diğer alanında yapalım. Programımızı burada bir ara verelim. Sevgili izleyiciler, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Yanımızda firma sahibimiz Ramazan Yıldırım ve iş güvenliği uzmanımız Ayhan Bey var. Onlarla sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle sizle başlayalım Ramazan Bey. Nasılsınız? Buyurun, tekrar hoş geldiniz. Adana çok sıcak bir yer. Ancak sizi sıcakla karşılayamadık. Hava da serin bugün. Kendimizi sıcak karşılamaya çalıştık. Eğer eksik olmayın, öyle de karşıladınız zaten. Bildiysek hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım önce de seyircilerimize kendinizi biraz anlatın isterseniz. Efendim, ben inşaat mühendisiyim. Yıldız Üniversitesi mezunuyum. İstanbul mezunuyum. İlkokul, ortaokul, liseyi burada okudum. Babam inşaat ustasıydı. Yaklaşık 30 yıllık inşaat mühendisiyim. 25 yıldır da kendi işimizi yapıyoruz. Kendi firmamızı kurduk. Bir süre yurt dışında çalıştım. Mühendis olarak, genel müdür olarak çeşitli firmalarda. Daha sonra burada, yani o kendi firmamızı kurmazdan önce burada önemli firmalarda inşaat mühendisi olarak, şantiye şefi olarak, şantiye müdür olarak çalıştım. Daha sonra da kendi işimizi yaklaşık 25 yıldır yapıyoruz. Bir miktar kamu işi yaptık. Daha sonra da Yapsat diye bilinen şekliyle inşaata devam ediyoruz yıllardır. Evet, bu şekilde. Şimdi inşaatınızın da önündeyiz. Şu anda yapımı devam eden bir proje bu. Projelerinizden biraz bahsedelim. Projelere gireceksek hemen şu anda bulunduğumuz alan Adana'nın yeni gelişim bölgesi. Yeni Adana'nın en yeni kesimlerinden, yerlerinden bir tanesi. Burada Begonvil evlerindeyiz. Çevremize baktığınızda da peyzajında Begonvil'in çok hakim olduğu, hemen inşaata başlamamızla birlikte ekimleri yaptığımız, peyzaj ekimleri yaptığımız bir yerdeyiz. Nasıl bir yaşam alanına sahip burası? Bir yıllık bir proje bu. Yani inşaat süresi bir yıllık bir proje. Bu yıl sonu teslim edeceğiz. Şöyle diyelim, öncelikle çocuk oyun bahçemiz var. Zengin çocuk oyun bahçemiz var. Gençlerin ya da işte orta yaşların ya da yaşların spor yapabileceği kendini genç hissedenler ya da kendini genç hissedenlerin spor yapabilecekleri alanlarımız var. Gördüğünüz gibi 3 tane kamera var bu küçücük alanda. 30 daire olmasına rağmen burası. Piknik alanı gibi kafe formunda bir yer bu. Burada oturduğunda barbeküsü var. Efendime söyleyeyim. Yürüyüş alanları ve yolları var. Keyifli bir yaşam mekanı oluşturmaya çalıştık. Aynı tarzı daire içlerinde de yapmaya çalıştık. Adana'da şu çok önemli. Daireler güneye bakacak, güneş görecek. Burası o anlamda son derece etrafı açık, her tarafı güneş gören, esinti gören güzel bir yer. Sıcak bir memleket, o yüzden en çok neye ihtiyaç duyuyor müşterileriniz? Nasıl bir kolaylık sağlıyorsunuz bu anlamda? Efendim, bu bölgede İstanbul'dan ya da işte İç Anadolu'dan farklı olarak ya da başka yerden farklı olarak balkon çok önemli. Eskiden, bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce
bize belediye yönetmeliğinin sağladığı alanın %25 kadarını balkon yapabilme yetkisi verilmişti. Adana'ya bu çok uygun aslında. Çünkü Adana'da 10 ay, bilemediniz 9 ay güneş var. Yani balkon çok önemli bir ihtiyaçtı. Hala öyledir. Hatta insanlar barbeküsünü de balkonda isterlerdi. Misafirini balkonda karşılamak tercihti. Fakat son yönetmelik bunu %15'e kadar çekti. Bizim alandan gidiyor artık. Yani bizim normalde daire içinde kullanabileceğimiz alandan balkona yer ayırmak zorunda kaldık. Bu yıl başından itibaren de daha da bu işlerin zorlaşacağını biliyoruz. Şöyle ki, eskiden belediyelerin hepsinin ayrı ayrı imar yönetmeliği vardı. Kendi kadrolarının hazırladığı, kendi belediye meclislerinin onayladığı yönetmelikler vardı. O yönetmelikler doğru uygulanabilseydi, hakikaten o bölgenin, o yerelin ihtiyaçlarını karşılayabilir nitelikteydi. Ama şimdi ne yazık öyle değil. Yılbaşından sonra Türkiye'nin geneli için bir imar yönetmelikleri, böyle merkezi mi diyelim ona, ne diyelim, bir imar yönetmeliği hayata geçecek. Bu Adana gibi yerler için sıkıntı olacak. Yani daha az balkon yapabileceğiz gibi duruyor. Yani sektördeki sıkıntılarınız açısından bu da büyük bir sıkıntı yaratıyor yani size. Bu Adana için ve Adana Akdeniz bölgesi için geçerli. Elbette Orta Anadolu'da bu çok bir şey etkilemez. Ama bu Adana için, özellikle Adana için bu sıkıntı geçerli. Sıkıntı olarak telaffuz edebiliriz. Ramazan Bey, arsa seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Projelerinizi nerelerde konumlandırmak istiyorsunuz? Biz firma olarak Adana'nın çeşitli yerlerinde yıllardır, yani yüzlerce konut yapan bir firmayız. Pek çok kesime hitap edebiliyoruz. Her kesimden alıcıya hitap ediyorsunuz yani. Her kesimden alıcıya hitap edebiliyoruz. 1+1 daireler, 2+1 daireler, 3+1 daireler, 4+1 daireler ve villa sınıfında da projelerimiz oldu. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Ama biz daha çok bu şehirde daha çok ekonomik daire sağlayan, efendime söyleyeyim, her türlü lüksüne rağmen sosyal konut nitelikli, herkesin alabileceği daireler yapan, satan, arz eden bir firma olarak biliniriz. Müşteri memnuniyetine de bu anlamda önem veriyorsunuz. Evet, öyle. Hala öyleyiz. Bu proje biraz daha üst kategori bir proje. Açıkça ifade etmeliyim. Hani hiç şey yapmayalım kendimizi. Müşterimize de biraz garip geldi. Bize de öyle sunmakta biraz zorlandık. Çünkü biz sosyal konut olarak bilinen bir firmayız. Problemsiz bir firmayız. Bankalarımızla, esnafımızla, çalışanımızla, müşterimizle herhangi bir sorun yaşayamayan bir şeyiz, bir firmayız. Web sitemize girdiğinizde bunları görebilirsiniz ifadelerle. Vallahi bir teşekküre, bir tulum su içen bir kişiyim ben de. Yani bir aferine. Böyle çalışıyoruz daha çok. Peki iş prensibiniz ne? Olmazsa olmazlarınız ne? Şimdi öncelikle ben iş prensibi olarak şöyle bahsedeyim. Bir kere kendi sorumluluğumuzu biz firma olarak kendi sorumluluğumuzu yerine getirmeyi birinci kural olarak kabul ediyoruz. Burada çalışma arkadaşlarım var. Açıkça da söyleyebilirim. Önce biz kendi sorumluluğumuzu yerine getirmeye son derece dikkatliyiz. Örneğin ödemelerimize, kalitemize, sosyal sorumluluklarımıza. Yani burada da arz etmekten yapmayacağım, yani onu söylemeyeceğim. Takım sosyal katkılara, bunlara dikkat ederiz. Ayrıca bizimle çalışan herkesin de tabii ki bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini isteriz, arzu ederiz ama dikkat ederiz. Çalışanlarımızı ona göre seçeriz. O
o konuya değinecektim. Kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz burada ve nelere dikkat ediyorsunuz bu ekibi oluştururken? Çünkü önemli, zor bir iş bu. Yani şantiyelerde faaliyet gösteren şu andaki, tabii bu proje sayısına, konu sayısına değişecek ama yaklaşık ortalama yani 150 kişi de, 150 kişi civarında çeşitli branşlarda teknisyen, mimar, çalışan, usta, amele yaklaşık 150 kişilik bir topla sahibiz. Biraz önce de arkadaşlarımız buradakiler size öyle karşılamaya çalıştılar. Bu şantiye mensup arkadaşlarımız da. Büyük bir çoğunluğuyla da uzun yıllar çalışmayı tercih ederiz biz. Kolay kolay başka tedbirlerle çalışanları şey yapmayız. Çalıştığımız insana biz alışırız. Sonra o bize alışır. Aile oluruz. Ama herkesin birbirine karşı sorumluluğunu bildiği, ifade ettiği, yerine getirdiği bir aile. Yani herkesin üstüne düşen görev neyse o yerine getirir ama sıcaklık, samimiyet bunu etkilemez. Evet, bu şekilde biz firmayız. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Ramazan Bey, sektörde sizi diğer firmalardan, çünkü çok fazla inşaat firması var, ayıran özellikler neler? Müşteriler sizi neden tercih etmeli? Farkınız ne sizin? Farkımız nedir? Elbette bu şehirde bizden de daha iyi siteler, inşaatlar yapan arkadaşlarımız ve firmalarımız var. Bizim farkımız ne derseniz, biz satış sistemimiz böyle bir bankacılık sistemindeki o mortgage sistemine benzer bir sistemle satış yaparız. Ödeme kolaylığımız ödeme var. Ödeme kolaylığımız var. Yaklaşık ödemenin üçte birini peşinat olarak alırız. Üçte birini inşaat süresince taksitler halinde talep ederiz. Kalan son üçte biri de dairesine girince arkadaş tapusunu arz edince talep ederiz. Bu bize satış kolaylığı getirir. Böyle alışılmışız zaten. Küçük farklarımızı da anlatayım ben size. Örneğin biz bu son birkaç senedir yaptığımız sitelere bunu yapacağız. Ben bir fiil kendim ressam olarak yaptığım resimleri kalıcı olacak şekilde, oradan da alınamayacak şekilde her daireye değil ama her kata kalıcı olarak yağlı boya, orijinal bir resim koyarız. Böyle bir farkımız var. Hobilerinizi zaten sektörünüzde de yansıtıyorsunuz yani bir nevi, onu da yaşatıyorsunuz. Bunu birbiriyle perçinlemişsiniz. Evet, işimizi zamanında yapmaya, zamanında bitirmeye çok, pek çok arkadaşımız gibi tabii çok dikkat ediyoruz. Arsa kat karşılığı daire yapan daha çok bir firmayız biz. Kendi arsalarımızı da yaptık ama arsa sahibimize, çalışan müşterimize zamanında teslimi çok dikkat ederiz. Hatta şunu da söylemeliyim, bölgenin en büyük inşaat firmalarının bir kısım arsalarına biz onlara kat karşılığı daire yaptık. Bizden çok daha, hakikaten yurt dışında da işleri olan çok daha güçlü firmalara yaptık. Yani bunu da söylemekten şey duyuyorum ama biz güven sorunu olmayan bir firmayız. Ayhan Bey ile de sohbetimize devam edelim. Ayhan Bey iş güvenliği uzmanı ve bu firmada uzun yıllardır çalışıyor. Onunla da bir sohbet edelim. Şimdi Ayhan Bey, öncelikle iş güvenliği uzmanı olarak bir sizi tanıyalım. Evet. Öncelikle ben size tekrar hoş geldiniz diyorum. İsmim Ayhan. Uzun yıllardır iş güvenliği uzmanlığı yapıyorum. Ramazan Bey ile de uzun yıllardır çalışıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Hem bilinçli yapıyoruz hem severek yapıyoruz. Peki iş güvenliği alanındaki sizin gözle gördüğünüz sıkıntılar nelerdir inşaat sektöründe? Tabii ki son yıllarda gerek çıkan kanunlarla, eğitimlerle artık işveren ve çalışanlar arasında bir iş güvenliği kültürü oluştu. Yani bir iş güvenliği dendiğinde artık insanlar biliyor nelere dikkat edilecek ana hatlarıyla.
Tabii inşaatlar ve maden ocakları, özellikle de inşaatlarımız iş güvenliği açısından bizim önceliklerimiz arasındadır. Çünkü kazaların en çok yaşandığı sektör inşaat ve madenlerdir. Biz buraları biraz daha fazla ilgi gösteririz. Geçtiğimiz yılda da çok ölümlerle karşılaştık. Hem inşaat alanında hem de birçok alanda iş güvenliği konusunda. Sizce ne yapılması gerekiyor bununla ilgili olarak? Ya tabii ki az önce de dediğim gibi çıkan kanunlarla bunlar destekleniyor. Yani neler yapılması gerektiği, ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği belirtiliyor. Çalışan ve işverenlerin de bunlara uyması lazım. Özellikle Ramazan Bey bizim sahadaki eksiklerimiz, tespit ve önerilerimize çok dikkat eder. Yani bu konuda bir öneri sunduğumuz zaman süratle yerine getiriyor. Kanunların yanında biz vicdani olarak da bu işe bakıyoruz. Yani insana herhangi bir zarar gelmesin. Zaten inşaatta da önceliğimiz can güvenliği. Ne gibi tedbirler alıyorsunuz firma olarak bu anlamda? Firma olarak tabii ki iş güvenliği de belirtilen, iş güvenliği kanununda belirtilen bütün hususlara dikkat ediyoruz. İşte bunun yanında güvenlik ağları, güvenlik ağlarının yanında işçilerin koruma, kişisel koruyucu malzemeleri, eğitimleri. Biz her gün günlük bir işbaşı eğitimi yaparız. İşçileri sahada kontrol ederiz. Yani bizzat çalıştığı alanları denetlemek suretiyle yanlış çalışması var mı? İşte uyarılması gereken bir konu varsa bunları biz uyarırız. Denetimleriniz birebir ve sık o zaman. Birebir ve her çalışma bölgesine işçilerle birebir ilgilenmek suretiyle. Yani gelip genelde geriden bakıp gitme yok bizde. Bizzat işin başındayız. Ama tabii bunda dediğim gibi işverenin bize sunduğu olanaklar önemli. Yani Ramazan Bey bu konuda hiçbir şeyi esirgemiyor. Yani ne gerekirse ki bakın pek çok inşaatta göremezsiniz güvenlik kameraları. Biz ekstra güvenlik kameraları bile taktırdık. Yani bu da ne olur? İşte çevreden gelebilecek olaylar kayıt altına almak vesaire. Buna çok kimse dikkat etmez. Biz genel iş güvenliğinin yanında ekstra olanları da yapıyoruz.